Peki. Döneceğim gene. Hocam iyi geceler. Alo. İyi geceler. İyi geceler. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizden bu Süleyman Şah'ın kim olduğunu açıklamanızı rica ediyorum. O Süleyman Şah Selçuklu Hanedanı'ndan. Sultan Alparslan'ın soyundan yani. Kurtalmışoğlu'nun Kurtalmış biliyorsunuz aslında Alparslan'dan sonra Anadolu fethine yönelmişti. O kardeşler arası kardeş kavgasında Selçuklu Hanedanı'nda kardeş kavgası esastır. Çünkü veraset sistemi olmadığı için ve yürütmek de mümkün olmadığı için birbirleriyle kavga eder taht varisleri, prensler. Ve ona göre hakimiyeti ele alırlar. Bölüşme esası pek yoktur yani. Sen oraya git, oraya git. Orta Çağ'da Şarlman İmparatorluğu'nda olduğu gibi falan. Kurtalmış'ın oğlu Süleyman, başka kardeşleri de var. Bunların içinde ayakta kalandır. Alparslan'ın Anadolu'yu fethetmek, öyle Bizans'a yönelmek gibi falan niyetleri yok. Suriye, Filistin ve Mısır. O zamanın bereketli dünyası bu. Kendisi biliyorsunuz erken öldüğü için arkasından gelenler bu fethi devam ettiler. Mesela Melikşah Irak'ı aldı. Bugünkü Irak'ı, Bağdat'ı. Bu veyhileri de sildi sahneden. Ve bu şey Mezopotamya kıtası bunlara kaldı. Küçük şeysi oğullardan yani Melikşah Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah ise Suriye'ye, Filistin'e yöneldi, Akka'ya. Fakat orada durdurulduğu için Fatımiler tarafından Anadolu'ya doğru yöneldi. İznik'i o aldı. Dolayısıyla bugünkü Türkiye'nin kurucusu aşağı yukarı o 1071'den sonraki 1080'li yıllar Süleyman Şah'tır doğrudan doğruya. Doğru. Bu kısa ömründe bu kurmuştur. Yani kurucu şeyimiz budur, atamız. Şimdi Süleyman Şah aslında Halep'te yenildi ve orada öldürüldü düpedüz. Yani idam edildi rakipler tarafından, rakip kuvvetler tarafından ve doğrudan doğruya şeye bağlandı kendisi, çok iyi biliyorsunuz. Gömüldüğü yer Halep deniyordu. Fakat bu bir efsane olarak Caber Kalesi'ne gitti. Caber Kalesi bugünkü mezarın yani nakledilen mezarın çok güneyinde. Buradan 73'te nakledildi bugünkü mevkiine. Bugünkü mevkiinden de bir küçük zaman önce işte hepinizin bildiği gibi sandukalar falan nakledildi. Orada bekleyen 60'ı aşkın askerimiz, komutanları tahliye edildiler. Yani bu önemli bir şey, küçümsük bir şey değil. Bu tabii böyle bence bir tarafın söylediği gibi efendim vatanı terk ettik falan değil. Öyle 60 tane asker göz göre göre bırakılmaz. O iş kolay değil. Fakat tabii en vahimi bunun karşısındaki harekette vay efendim biz büyük zafer kazandık. Ne alakası var? Yani siz netice itibariyle anlaşmalarla bizde kalan bir yeri tamamen asayiş bozulduğu için yani muhatabınız olan Suriye devleti zaten orada olmadığı için ve kan gövdeyi götürüyor. Etrafta işitçiler var. Onlar hiçbir beynelmiler kuralla, kaideyle bağımlı değiller ve size de ne kadar bağlı oldukları belli değil. Orada o insanları ölüme terk edemezsiniz. Bu olmaz. Musul'da da öyle olmayacaktı. Yani şey kendini bilen bir devlet başkonsolosluklarını falan hemen tahliye eder bu gibi durumlarda. Turistlere gelmeyin der. Mevcut tüccarlar falan derhal gitsin der. Bir yerden sonra askerinizi de öyle rastgele yerde savunma olsun, hücum olsun, savaşa lüzumsuz yere sokmazsınız. Tahliye edersiniz. Bu tamam ama bunu ondan sonra biz zafer kazandık. Ne alakası var? Hiç alakası yok. Yok yani. Bu mesele bundan ibaret. Ben öyle görüyorum yani.
Süleyman Şah tabii ki Osmanlı Devleti'nin kurucusu sayılan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul'du. Onun adında Gündüz Alp olduğu çıktı. Ve onun babası Süleyman Şah değil. Yani bizim Osmanlı Hanedanı ile ilgisi olan bir hükümdar değil. Çok açık bu. Burada doğrudan doğruya bir dönem Osmanlı tarihinin kendine göre yakıştırarak bir takım amatörler tarafından yazılması söz konusu. Bu çok açıktır. Ciddi tarihi tetkikata dayanmaz. Ancak şimdi yani Halil İnalcık Hoca gibi ciddi bilginlerin araştırmalarıyla bazı yanlışlar tavsiye ediliyor. Dolayısıyla bu da onlardan biri. Ama orası Türk mezarıdır. Türk hakimiyetinin bir kalıntısıdır. Ve daha da önemlisi o bölgede ister beğenin ister istemeyin ister hoşunuza gitsin gitmesin Türk etnisi yaşıyor. Yani bu milyonla hesap ediliyor bu nüfus. Bunları biz tamamıyla korunması boynumuzun boynu olduğu halde terk etmişiz. Bütün Halep civarı, Halep Türkmenleri denir zaten. Ve bu mezarın, türbenin bulunduğu mıntıka böyledir. Bunun hiç hesaba katıldığı yok. Bir kozmopolit bir yaklaşım var. Kozmopolitizm ilericilik değildir. Doğru bir davranış da değildir bir devlet için. Bu kadar şeysiz yaşayamazsınız. Serapa, sorumsuz, canınızın istediği gibi yaşayamazsınız. Politikada güdemezsiniz. Bunların hiçbirinin hesaba katılmadığını açıkça görüyoruz. Yani bu politika yanlıştır. Bütün bunlar yapılmışken bir tahliye meselesinin üzerine bir kere biz orada çok büyük iş yaptık. Öbür tarafın da işte tam şimdi bulduk muhalefeti diye. Bakın birinci son dediğim üzerinde muhalefet de durmadı. Doğru dürüst. Şimdi burada herkes maşallah yani hoparlörleri açtı. Doğru olmak lazım. Doğru politika yapacaksınız. Kitleleri uzun boylu uyutamazsınız. Hele yani bugünkü Türkiye altında hatta çok insanlar artık okuma yazma biliyor. Kitle iletişim araçları kullanılıyor. Herkesin elinde efendim Twitter'lar, Facebook'lar bilmem neler. İngilizcesini okuyan bu. Doğru konuşmak lazım. Maalesef politika eskisi gibi kapalı kapıların ardına sığınarak yapılmıyor. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi. Bunu söylemek istiyorum. Hocam bir iki tane soru sormak istiyorum. Şimdi bu Süleyman Şah'ın Fırat'ta boğulduğu söyleniyordu. Doğru değil. Savaş kaybetti. Hayır, onun şeysini bilemiyoruz. Yani iki ihtimal var. Bu iki ihtimale göre efendim bunlardan bir tanesi Süleyman Şah'ın yenildiği için muharebede doğrudan doğruya idam edilmesi. Maalesef öyle bir şey vardı. Esir alınan hükümdarlar Şark'ta bazı ülkelerde ve batıda da idam ediliyordu. Yani bu bir nevi bir kan borcunun ödetilmesi gibi bir şeydi. Bunun üzerinde durmuyoruz. Bu ya vardı. Bir taraf bu. Bunlar maalesef historiografinin çok kesinlikle tespit ettiği şeyler değil tarih yazımı. İkincisi de oradan at çekti. Süleyman Şah Hazretleri doğrudan doğruya nehre düştü gibi bir şey var. Peki yani o da olabilir. O zaman tabii mezarında yeri değişiyor. Fakat mühim olan herhalde orada öyle bir komutan vardı ki sonraki tarih yazımı doğru nakil yapmasa bile önümüzde bir Türk mezarı var. Ve bu artık anlaşmalarla bunun yeri tespit edilmiş. Oraya sahip çıkmak lazım. Bugünkü günde böyle bir şey mümkün olmadığı için maalesef ortam çok karışık. Anlaşmayı götürecek hükümet maalesef söz sahibi değil. Sizinle anlaşmaya uysa uymasa ne olacak durumunu görüyorsunuz. Assad rejiminin ve hükümetinin. Bundan dolayı bir orayı tahliye etmek gerekiyor. Yani kimselerin hayatıyla
kimselerin mevcudiyetiyle burada kumar oynanmaz. Yani bunun böyle muharebeden kaçmak falan gibi bir şeyle ilgisi yok aslında. Fakat ondan sonra da kalkıp böyle efendime söyleyeyim kaside yazmanın manası da yok. Tabii yaptığınız işi yaptınız peki. Öbür tarafta maalesef Suriye politikasında asıl boşluğa hücum etmediği için, onu ciddi olarak tenkit etmediği için ki sınırın öbür tarafında yaşayan insanlar bizim insanlarımız ve anlaşmalarla biz onların kültürel azınlığın hayatını korumak da zorundayız. Yani mevcudiyetlerini bu takıma dokunmadıkları için çeşitli nedenlerle yanlış anlaşılırız, vay bilmem ne olur falan diye İsmi tarafa kolay biniyorlar. Buna açık kapı omuzlamak denir Fransız tabiriyle. Açık kapıları omuzluyorlar. Yani asıl yükü üzerine kimse almıyor. Ben bunu arz etmek istiyorum. Bir soru daha sorayım. Bu mezarın Türkiye'nin orada olması gerekiyor mu yoksa Türkiye'ye getirilmesi daha anlamlı değil mi? Türkiye'ye getirilmesini işte o şey açısından birincisinde söyledim. Mezarın Türkiye'ye kadar taşınmasında ne anlam var bunu konuşuruz. Fakat hiç değilse oradaki koruyan kuvvetler telef edilmeden maalesef o ismi söylemek lazım. Şehit edilirler aslında böyle bir durumda ama bu hayatları kurtarıldı. Başka şey lazım. Çünkü tamam. O vazifeyi yapan insanlar. O bölüm farklı hocam. Hayat kurtarma, askerlerin hayatını kurtarma ayrı bir nokta. Onun dışında bu mezarın Türkiye'de bulunmasın. Bu bir anlayış meselesi. Yani bizim bir zamanki oradaki hakimiyetimizin sembolü orada olur demek var. Bir de biraz daha geriye çekip bu abideyi anıt üzerinde hatırlamakta bir beis yok demek var. Bu bir anlayış meselesidir. Yani onu sınırın dibine kadar getirdik, sınırın içine almıyoruz. Sanki yasaklıymış gibi. Zaten orada değil ki. İki kere değiştirdik yalnız biliyorsunuz. İkinci nasıl? Kere değişme bu. Birincisi baraj için Suriye rica etti, kabul ettik. Hiçbir itirazım yok buna. Yani oraya baraj yapıyor adamlar. Biz de o barajın altında kalmasın diye tahliye ettik onu. İkincisi de işte gördüğünüz gibi şimdiki durum. İkisinde de fazla tartışılabilecek bir durum yok aslında. Fakat maalesef bunu yanlış bir politika, bir retorik söylem meselesi yapınca tabii kıyamet kopuyor. Bütün mesele bu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani üzerinde böyle durmakta fayda var. Ben şeyi doğru bulmuyorum. Yani bir kısım çok kolay politika yapıyor ya yani öbür tarafta sebepsiz şeyleri abartıyor. Bana göre Türkiye halkı bu gibi şeyleri artık yutacak seviyenin çok çok üstünde. Bunu belirtmekte fayda var. Çok yanlış yerlere gidilir. Hiç kimse de umduğunu bulamaz. Yani bu siyasi hayatımızda çok önem verilmesi gereken bir nokta diyorum. Yani bu işten bir kahramanlık çıkmaz AKP diyorsunuz. Ne alakası var? Yani hiç öyle bir şey değil bu. Aynı şekilde yalnız tabii karşı tenkitlerde de bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bilmiyorum ben. Yani ben bu tip politikanın Türkiye'de hakikaten geçtiğini düşünüyorum Sayın Cevizoğlu. Peki. Hakikaten çünkü insanlar inanılmayacak şeyleri okuyup takip ediyorlar. Bitti yani. Ne 50-60 seçmeni var ortada ne 80 evvelki seçmen var. Bu başka türlü bir şey. Peki hocam. Çok teşekkürler. Ekleyecekleriniz varsa alırız yine. Var mı? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olun.